Kalk Partisi heyeti olarak Erbaa, Sakarat ve Boğalı yaylalarında yapılması planlanan altın madeni siyanürle arama projesinin etkileyeceği alanlardan Arpalık bölgesindeyiz. Gördüğümüz alan çeşitli bitki örtüleriyle çevrili. Erbaa'nın su ihtiyacını karşılayan, su kaynaklarının içerisinde barındıran doğa harikası bir alan. Bölge halkıyla beraberiz. Kendileri olumsuzluklarla ilgili bilgiler verdiler. Tarımsal faaliyetleri, hayvancılık faaliyetlerini yok edeceğini, siyanürün buraya zehir saçacağını, kundaktaki bebeklerin geleceğinin tehlikede olduğunu ortaya koydular. Bölge halkının ciddi bir şekilde karşı duruşu söz konusu. Fakat bu altın arama faaliyetlerinin ötesinde tek kelimeyle özetleyecek olursak bir doğa katliamı durumu söz konusudur. Bu mesele Erbaa'ya gelene kadar Kaz Dağları'nda vardı. Bu mesele Erbaa'ya gelene kadar Artvin Cerattepe'de vardı. Rize'nin yaylalarında yeşil yol yapılırken vardı. Az ötemizde Fatsa'da bu durum söz konusuydu. Ne yazık ki bu projeler rant odaklı siyaset anlayışının bir getirisidir. Bugün görüyoruz, çalışmalar başlamış. Çalışmaların yapılacağı, aramaların başlanacağı yerin işaretlemeleri de yapılmış. Su sıkıntısı yaşanacak. Ayrıca burada sadece bu köylerin yaylaları yok. Ovadaki köylerin yaylaları da var. Buralarda ciddi anlamda hayvancılık da yapılıyor. Bu köylerden, özellikle Fındıkçak köyünden madencileri gezdirenler, bunlara rehberlik yapanlar var. Sanıyorlar ki sadece biz burada kendi topraklarımızı sattığımız zaman para kazanacağız. Çünkü kendilerine çok ciddi, yüksek rakamlar araziler için teklif edilmiş. Bunlar sadece kendilerini kurtarmanın derdindeler ama bunlara müsaade etmeyeceğiz. Gerekirse biz burada yatacağız, vermeyeceğiz burayı. Fındıkçak var, Azabağ var, Tozlu var, Esençay var, Tornava, Koçak. Hepsi burada etkilenecek. Çünkü burası bir merkez. Bizim bütün gelen akıntı sularımız burada. Bu olay sadece burada Çerkez Fındıkçak ve Kozlu'nun olayı, Koçak'ın olayı değil. Bütün Erbaa'nın olayı. Çünkü arkadaşlarım da anlattığı gibi su kaynaklarının hepsi buradan geliyor. Bu gördüğümüz yeşil alanlar, hayvanlar otlattığımız yerler komple katılacaklar yani. Kimlilik olacak. Buradan sesleniyoruz. Bir avuç yandaş zengin olacak diye biz Erbaa halkı olarak, bölge köylerindeki yaşayan yurttaşlar olarak hayatımızdan eksiltmeyeceğiz, hayatımızdan çaldırmayacağız.